Praktikten selamlar. Ben Burak Akmenek, Ceyda Doğan Karaş'la beraber. Ben de bundan sonra göbek adamı kullanacağım ya. Bir de güven var çok uzun. Size bu defa Alien Isolation'ı anlatmak için geldik. Ceyda'nın korkudan oynayamadığı oyun desem. Bitirdim de. Bitirdim, bravo, tebrik ediyorum. Bir şey daha söyleyeyim bu arada videoya başlamadan önce. Evet, başına şapka var çünkü kış mevsimi geldi ve başım üşüyor. Yorumlar gelmişti kapalı, yani şapka takılmaz abi falan diye. Üşüyor ben. O yüzden kafada saç olmayınca o yüzden taktım. Başım üşüdüğü için yani, merak etmeyin. Yok da bir derdim yok saçımda, zaten saçım yok, ayrı konu. Evet Ceyda'cığım, şimdi Alien Isolation. Evet, Alien Isolation. Geldi, hatta ben sana şey diyordum, Alien serisini seven bir adam olarak Pulse Rifle sesi var falan diyordum. Sen de demiştin ki Pulse Rifle'ı bulursan hep başına koy. Bir sürü şeyle uğraşıyorsun, ediyorsun falan. Önceki Alien oyunlarına bakarsan 41. oyunmuş galiba, evet, değil mi? 41-42. 41 kere maşallah, enteresan bir hikaye. Ya bir sürü oyun yapıldı Alien'in. Güzel oyunları vardı, evet. Ama genelde kötü oyunları vardı. Yani hani sadece ABP güzeldi açıkçası. Alien vs Predator serisi güzeldi. Hala evet, duruyordur yani bilgisayarımda. Arada sırf onları yad etmek adına onu oynarız yani. Zaten şimdi efsaneydi. Hatta ben anlatıyordum sana, hatırlarsan konuşurken de seriyle ilgili. İlk filmde işte aktörün karnından yaratığın çıkacağını söylememişler hatta. Oradaki evet, tepkiler, böyle bir size arada bilgi vermiş olalım. Oradaki tepkiler oyuncuların gerçek tepkileri. Yani gerçekten korkuyorlar filmde. Öyle bir şey var. Yani zaten 70 yıllara ait bir film. Ki tabii, zamanın en iyi filmi. Bu arada şu anda da hikayesi hatta kütüphanede, hani Amerika'da kütüphanedeki koruma altında. Zaten hikayesi. Alien şey gibi oldu. Star Wars gibi bir... Evet. Efsaneleştirildi aslında. Yani efsane demek biraz fazla abartı oluyor. Yani Alien'i çok seven, hani sevmeyen var. Ama bayağı bir, hani evet, bir Star Wars gibi artık hani koruma altında. Kendi kültürünü, kendi kültürünü yarattı. Mesela ben gene Alien'le ilgili bir şey okurken, merak etmeyin oyuna geleceğiz. Alien'le ilgili bir şey okurken onu da fark etmiştim. Orada o bilgiyi almıştım. Düşmanın gözünü görmüyorsak biz korkuyormuşuz. Yani insanın içgüdüsünde öyle bir şey varmış. Adamın neresine baktığını görüp bir de gözünden duygusunu okuyorsun ya, saldıracak mı, korkuyor mu? Elinde göz yok. Elinde göz yok. Nereye baktığını görmüyorsun. Bir de ağzın içine ağız çıkan enteresan bir yaratık. Yani bir de filmdeki o şey sahnesi vardır. Sigourney Weaver aletin içine girer de kavuşur falan ya en sonunda. Evet. Asıl ana elinde, büyük elinde falan. Acayip güzel sahnelerdi. Neyse, çok konuyu dağıtmayalım. Geldik Alien Isolation'a. Bir defa şeyi sorayım, gerçi bunun sonunda söyleyeceksin ama hani beklediğinize değdi mi? Hikaye ve oynanış olarak evet aslında. Hı. Şimdi evet, bugüne kadar çıkan oynanış anlamındaki en iyi Alien oyunlarından biri. Evet, bir Alien vs Predator gibi önemli bir faktör var ama Alien Isolation korku öğelerini gerçekten ön plana çıkaran, hani grafiklerde ufak tefek eksikleri olan, ki her oyunda olabilecek. Ama bir aksiyon oyunu değil bu, yani FPS değil. FPS ama FPS korku. Ha. Yani tamamen survival. Yani her şeyden kurtulmaya çalıştığımız bir oyun. Hayatta kalmaya yani çalışıyoruz. Yani elimizde 3 tane düşman var. Tek bir elin var bu arada. Oyun boyunca tek bir elinle kapışıyorsunuz. Hı. Yani daha az kapışmıyorsunuz. Tek bir elinden kaçıyorsunuz. Şimdi spoiler vermek adına devamını söylemiyorum. Androidlerden kaçıyorsunuz ve normal insanlardan kaçıyorsunuz. Yani siz Amanda'yı yönlendiriyorsunuz. İlk filmin üzerinden 15 yıl geçmiş. Hmm. 15 yıl sonrasının hikayesi. Amanda da annesini arıyor. İlk filmdeki asıl kahramanımızı arıyor. İşte annesi kayıp ve sürekli uzayda, uzay boşluğunda sürekli bilgi toplayarak geçiren bir kız. Peki Amanda bu Sigourney Weaver'ın mı kızı? Evet. Ha. Yani evet, o hatunumuzu, en son kelak kalmıştı zaten hatunumuz. Onun üzerinden zaten bayağı bir zaman geçiyor. Annesi birdenbire kayboluyor. Ve onu araştırmaya başlıyor Amanda. Sonrasında bir tane işte bir gemiden bir sinyal alıyorlar. Ve diyorlar ki araştıralım hadi. Manyak mısın, niye araştırıyorsun? Ama yani bir de tabii oradan bir yardım çağrısı geliyor. Bir yandan o yüzden gidiyorlar. Klasik gene. Evet. Her zaman gibi. İşte normal uzay boşluğunda ilerlerken bir işte bir kaza oluyor. Zaten paramparça olmuş bu arada neredeyse. Hani Alien çoktan oraya yerleşmiş ama tabii ki bizim haberimiz yok bundan. Bunun üzerine işte araştırma ekibi olarak mı gidiyoruz? 5-6 kişi yani gidiyor ve uzay boşluğunda bir kaza geçiriyor. O sırada Amanda yalnız kalıyor ve gemiye tek başına giriyor. Gemiye girdiğinde tabii ki oyunun ilk 2 veya 3 saati mutlaka sıkılacaklar. Hı. Yani çünkü çok da fazla bir aksiyon olmuyor. Oluyor ama çok korkutucu bir aksiyon olmuyor. Bir 2,5 saatten sonra falan ilk Alien'i görüyorsunuz. İşte ondan sürekli kaçmanız gerekiyor. Alien'den burada ölmeye bir şansınız yok. Alien'i öldürme şansımız yok. Yok, yakalandığınızdan ölüyorsunuz.
kesin. Peki. Ve hiç ummadığınız yerlerden çıkabiliyor. Yani yapay zeka üzerine... Bol bol küfür ediyorsun, Allah belanı versin buradan da çıkıyor. Alien üzerine o kadar çok yapay zeka çalışmışlar ki. Ha. Hani Android'lere düzen çalışıyorlar ama insanlar bunun yanında çok salak kalmış. Hani diğer insanlar neden düşman diyeceksin size, böyle bir soru da var. Peki. Gemide sonuçta onlarla kurtulmaya çalışan bir grup insan yani. Doğalara psikopata bağlamışlar. Hani bir süredir garip bir yaratıktan kaçmaya çalışıyorlar. Androidler, robotik yaratıklar evet. da var. Onlarla savaşayım diyorsunuz hadi. Bu arada tabii silahlarınız da var. Onu da belirtim. Hani tek başına sürekli kaçmıyorsunuz. Ha. İşte molotofumuz var. İşte alev püsküren bir silahınız var. Pompalı tüfeğiniz var. Bunları belirli yerlerden temin edebiliyorsunuz. Ha. O yüzden her yeri araştırmak gerekiyor ama araştırırken de bir ses kutu çıkarmanız gerekiyor. Çünkü alien en ufak bir tık sesini bir tepki verebilecek bir yaratık. Hmm. Yani yapay zeka bakımından bayağı bir uğraşmışlar. Bu da hani Android kısmında da yani sürekli işte bir şeylerle hani kapışma halindesiniz. Sürekli kaçmaya çalışıyorsunuz. Hmm. Hani bir şekilde kaçıyorsunuz eyvallah ama tabii ki arada giden önemli bir hikaye bütünü var. Hmm. İşte annesinin başına neler gelmiş, Amanda nasıl kurtuluyor ya da alien oraya nasıl girmiş. Bu tefek hikaye, ufak tefek hikayeler geliyor. Bunu da öğreniyorsun, paralelde hikaye yürüyor yani. Tabii canım, aralar ufak tefek hikayeler geliyor ama sonra beni çok da fazla satmaya kadar. Peki bir şey soracağım, şey mi bu? Hani bizim çok fazla, ne denir, müdahale edemediğimiz bir akış mı ilerliyor? Yani illaki böyle tek bir akışın içinde mi gitmek zorundasın evet. yoksa ha farklı bir şey yaparsam hikaye değişir diye bir şey yok. Hayır yok, hatta bazı yerlere böyle hani gidemiyorsunuz, hani bir uzay gemisindesiniz. İşte ben sağdaki herhangi bir yoldan gideceğim ama o yoldan gidemiyorsunuz. Yani oraya böyle şeyler, engeller konmuş, bavullar falan konmuş. Bağır, oyun bağırıyor oradan gidemezsin. Ha, yani sanal bir engel değil ama. Hani. Hayır, hayır. Ha. Yani hikaye olarak da tek bir hikaye gidiyor tabii, öyle bir anladım. Durum da var. Sadece hani benim özellikle hoşuma gitmeyen zaten 3-4 tane yer var. Hani Alien, tamam eyvallah çok güzel, ben Alien'e tapan bir insanım. Aradan 15 yıl geçiyor, arkadaş hala mı aynı teknolojiyi kullanıyorsunuz? 15 yıl sonra yani bir uzay gemisi aynı teknolojiyi kullanmaz. Hani aradan bir zaman geçer. Hani o bakımdan şey yapmışlar, hani 70'lerdeki havayı yaratmak için çok zorlama şeyler koymuşlar. Mesela yazı fontlarını 70'deki yıllarda kullanan Alien fontlarıyla aynı koymuşlar. Evet bu güzel. Ama zorlama olduğu o kadar belli ki, işte uzay gemisine gidiyorsunuz, patlamalar falan var, orada piksel piksel bir yazı var. Ha. Hani bakıyorsunuz lan niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Belki şey yapmışlardır, eski Alien havasını hani kaçırmamak için yapmışlar. İşte amaç o ama o teknolojiyi ve o havayı yakalayamamış Alien. Ha o ayrı, becerememek yani ayrı bir şey. Onu yapamamışlar. Hani zaten ha. kamera açıları deseniz, kamera açılarında ufak tefek sorunlar var. Yani bug'lar yaşanıyor işte, çok basit bir şey, duşa giriyorsunuz. Basıyorsunuz, çıkıyorsunuz, ayak izleri yok falan. Ha evet, onu görmüştüm. Hani ufak tefek gölge hataları var. Ama onun dışında hikaye yani tabii şu anki zamana göre güzel bir Alien oyunu. Hani evet çok daha iyisi. Alien kullanıyor gibi bir faciadan sonra bu resmen hani tuz biber. Hani bir evet şey olmuş. Oyun bize Play Store'dan geldi. Hı-hı. Bu arada da teşekkür ediyoruz Play Store oyunumuzu yolladığı için, sayesinde inceleme yapabiliyoruz. Kaç GB'lık bir dosya indiriyorsun aşağı yukarı? 15 veya 10 GB. İlk kabul edilebilir bir rakam. Yani Titanfall felaketinden sonra ilk, çünkü ondan başladı bu 40 GB'lar biliyorsun. Evet. 15 kabul edilebilir bir rakam. İyi, o zaman hani rahatlıkla indirip oynanabilecek bir oyun. Çok fazla kotanızdan da yiyecek bir oyun değil. Çok da fazla yiyecek bir şey de değil. Hani yani özel olarak zaten Alien konseptini seven herkes bu oyunu sevecektir. Hı-hı. Hani eksi olarak bu ufak tefek eksiklikler hani çok büyütülecek şeyler aslında. Onlara dikkat etmezsiniz. Evet korkutuyor mu? Evet korkutuyor. Ha. Çünkü hani yapay zekası gerçekten başarılı. Tamam evet insanlar çok salak olmuş. Hani anlıyorsunuz o insanın size ne yapacağını. Ya da Android'in o an ne yapabileceğini anlık da olsa kesiyoruz ama elin ne yapacağını kesiremiyorsunuz. Bir dolapta saklanırken ikinci kere o dolaba saklanamıyorsunuz. Çünkü fark ediyor. Hani bir nevi şey oluyor bu. Hani her ne kadar kokunuz siner ya. Hani artık ona kadar düşünmüş de olabilirler. Çok güzel bir şey. Hava boşluğunda ilerliyorsunuz, tıkır tıkır ses çıkıyor. Altınızdan elin öldürüyor sizi. Hadi bakalım. Bir daha oraya çıkabilecek misiniz? Hayır. Koridordan gidiyorsunuz, kenarda saklanıyorsunuz koridorda, işte saklandınız tamam eyvallah, 5 dakikadan fazla kalamazsınız, ne kadar saklanabilirsiniz ki? Kaçabilirsin ama saklanamazsın bir ha. lafını elinde yaşıyorsunuz. O havayı güzel yakalamışlar. Anladım, yani o zaman bir şey diyebiliyoruz, yani hani korku oyunu oynamayı seviyorsanız eğer, ya da In Isolation
sizi tatmin edecek bir oyun. Ufak tefek göze batan şeyleri olmasına karşın herhalde o zaman yine 100 üzerinden 80 üzerine çıkabilecek bir oyun mu olmuş? Evet, zaten şu an Metacritic ortalamaları da bu şekilde. Yani genel olarak okur da bu şekilde. Yani benim puanım açıkçası 100 üzerinden 75-80. Çünkü aralarda dediğim gibi ufak tefek bu buglarla çok zorlama sahneler Alien konseptine yakışmamış bana göre. Ama onun dışında evet, hikayesi güzel. Sonunda bile sonu çok tatmin etmiyor ve oyunun süresi tatmin edici. Evet. 15 ila 20 saat arasında eğer paranın hakkını veriyor. Çok yavaş ilerliyorsunuz, evet, paranızın hakkını kesinlikle veriyor. Zaten bir dahaki oyunumuzda yine böyle bir korku oyunu incelersek videomuzda artık daha da eğlenceli. Bildiğiniz gibi korku oyunları da çok fazla hayatta kalma oyunları. Bu aralar revaçta bir tür. Eğer korku oyunundan hoşlanıyorsanız aynı zamanda tabii ki her videomuzda olduğu gibi biz oyunların incelemesinde Fraxis'te yapıyoruz. Fraxis'teki yazımızda dilerseniz oyunu Play Store'un linkine tıklayıp satın alabilirsiniz. Sanırım Alien Isolation ile ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Evet. Bakalım bir sonraki videomuzda hangi oyunla karşınızda olacağız. Eğer kanalımızı takip etmek isterseniz yukarıda bizi takip edin butonuna tıklayarak bizi takip etmek isterseniz de mutlu oluruz. Biz her zaman buradayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keyifli. Güzel işte abi. Topla.